Merhabalar herkese 2015 yılında F1 vizesiyle Amerika'da 7 ay dil okuluna gittim ve Şubat 2016'da Türkiye'ye döndüm. Şimdi tekrar 3 Şubat 2020'de başlangıç tarihli bir okula 3 aylık kayıt yaptırdım. F1 vizem 5 yıllıktı ve 20 Mart 2020'de bitiyor. Ben 15 Ocak'ta Amerika'ya giriş yapmak istiyorum. Ülke girişte bir problem yaşar mıyım veya vizem hala geçerli midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu bilmeniz lazım. Anladığım kadarıyla tabii ki pasaportunuzda vizeniz var hala ve bir okuldan da siz yeni bir i, i alarak gelmeyi planlıyorsunuz. Şimdi bu noktada bizim genelde tavsiyemiz şu oluyor bu durumlarda. Sizin tabii ki Amerikan konsolosunda tekrar ulaşıp onlardan vize almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü unutmayın sizin öğrenci vizesi almış olanınız ilk tarih 2015-2016 yıllarında. Ve aradan neredeyse bir 3-4 yıl geçmiş durumda. 3-4 yıl sonra siz yeni bir ITO ile geliyorsunuz. Bu girişteki görevlilerin sizin sorgulamasına yol açabilir. Tabii şunu anlamak lazım. Yani sizin sorunuz bu vizem hala geçerli midir soruyorsunuz. Vizeniz iptal edilmediği için hala geçerli. Ama yeni ITO olarak evet artık siz hem geçerli olan vizeniz hem yeni bir ITO'nizle tabii ki Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. Kapıdaki görevliyi de yalnız sorunuza getiriyorum. Bu hala geçerli bir noktası. Evet giriş yapabilir misiniz? Evet. Problem yaşar mısınız sorusunun cevabı kesin değil. Dolayısıyla problem yaşama durumunuz olabilir. Girişteki görevliyi bu konuda ikna etmeniz gerekebilir. Dolayısıyla o noktada sorun yaşamadığınız sürece evet bu tip bir vizeyle giriş yapabilirsiniz. Çünkü anladığımız kadarıyla vizeniz hala geçerli pasportunuzda kullanmasanız da ve iptal edilmiş değil ve aynı anda da e, siz tabii ki yeni bir i girmeye çalıştığınız için bu şekilde denenebilir ama tabii ki %100 garantisi olmayacaktır diye bilmenizi arzu ediyorum. Yoksa %100 garantisi nedir diye sorarsanız Amerikan konsolosundan yeni bir randevu alıp bu yeni ay tümeninizi vize için talepte bulunmakla bu kesin adımı atabilirsiniz. Tabii verip vermeyecekleri de Amerikan konsolosuna kalıyor. Bunu da bilmenizde fayda var.